Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size Petikon'u anlatacağım. Petikon'unda neler yapıyoruz? Ayrıntıları neler? Bu konuda sizi bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, öncelikle bir tane sketch çizelim. Vertex plane olsun sketch'imiz. Şu şekilde merkezi belli olan bir kare çizdik, dikdörtgen çizmiş olayım. Evet. Şimdi bunu farklı menülerdeki farklı konuları anlatabilmek için birkaç tane daha ben müsaadenizle çizim yapmam lazım. Şöyle ki bunun işte şu şekilde önünde şöyle önünde bir katı yapalım. Bir de biraz daha ilerisinde bir katı yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bunlara da yine kalınlık verelim. Petikonuyla. Platform oluşturuyorum size buradaki menüleri anlatabilmek için. Evet. 150'ye 150 olsun arkadaşlar. Burayı anlatacağım. Ben şu an hani konuyu anlatabilmek için bunları yapıyorum. Evet. Burada bırakalım. Peki. Şimdi arkadaşlar bir de farklı olarak ne yapabiliriz? Ben bir tane plane atayım. Bakın burada plane definition var. Buna da geleceğim. Bu kısma da geleceğim. Şu plane'in işte 500 milim uzağında bir plane'im olsun. Veya 600 milim uzağında. Evet. Buraya bir tane süpüreceğimiz için bunu. Hatta nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu silmiş olayım ben. Şöyle şu plane'i seçiyorum. Yine aynı şekilde buraya şöyle bir figür çiziyorum. Evet. Figürden, sketch'ten çıkıyorum. Şimdi bunu yüzey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki Start Shape Design. Yüzey kısmına geçiyorum. Bu kısmı daha size hiç anlatmadım. Bu kısma gireceğim. Sadece bir yüzey oluşturmak için buraya girdim. Amacım size Petikon'undaki Apto Surface'i anlatabilmek. Kafanız karışmasın. Buraları daha anlatmadık. Bunları daha bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu an için bunlar yeterli. Tekrardan Park Design'a geliyorum. Evet. Şimdi menülere girebiliriz arkadaşlar. Bakın Petikon'una girdim. Burada sketch'imi çizim ilk çizmiş olduğum ilk skeci seçiyorum arkadaşlar. Bakın ben burada dimension deyip 200 milim dediğimde veya 300 milim dediğimde 300 milim ileriye doğru bir katı oluşturacaktır. Eğer diğer tarafa da kalınlık vermek istersem diğer tarafa doğru mor kısmından 100, 200, 300 şeklinde diğer tarafa doğru da bunu uzatabiliyorum. İstersen bunu mirror'la da yapabilirim. İki tarafa da aynı uzunlukta bunu uzat diyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi up to next diye bir ikonumuz var. Bu nedir? Görmüş olduğu ilk katıya kadar süpürme yapar. Up to last diye bir ikonumuz var. Görmüş olduğu ikinci katıya kadar, hatta ikinci demeyeyim, en son katıya kadar katı oluşturma işlemi yapacaktır. Up to plane dediğimizde, bakın up to plane herhangi bir plane'i seçiyoruz. Daha doğrusu çizmiş olduğumuz gece dik olan plane'i seçiyoruz. Hangi plane'i seçtiysem o plane'e kadar uzatma yapar arkadaşlar. Katı oluşturmuş olur. Up to surface dediğimde bakın şurası aktif olacaktır. Buraya gelip yüzeyi seçtiğimde bu surface'e kadar süpürme işlemi yapar. Evet, ben sırf bunları size anlatabilmek için bunları çizdim. Umarım bunları çizerken kafanızı karıştırmamışımdır. Evet, menülerin, buradaki menülerin kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Burada tick dediğimiz bir ikon var. Bunu anlatmak için bir tane çizgi çizmiş olayım ben size. Şöyle ki, bunu siliyorum. Şöyle bir çizgi çizelim. Şuraya sketch düşüp. Ne olsun işte, şöyle bir çizgimiz olsun arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Sketch'ten çıkıyorum. Evet, tekrar ikona giriyorum. Evet, hatayı verdi değil mi? Amacı burada söylemek istediği bu diyor bir çizgi. Bir kapalı bir kontur değil. Ben bunu yapamam ama biz tabi
Çizgiden de kat oluşturabiliyoruz. Tik ikonunu işaretleyerek. İşte 20 milim sola, 20 milim sağa doğru bu çizgiyi kullan ve bir katı oluştur. 200'er milim ileriye, 200'er milim veya 100 milim geriye bu şekilde katı oluştur dediğimizde bakın 20 sağa, 20 sola. Peki ben bunu kapattığımda, şunu işaretlediğimde ne oldu? 20 milimi 10 milim sağa, 10 milim sola olacak şekilde, toplamda 20 olacak şekilde yapmış oldu arkadaşlar. Şu ikonu işaretlediğinizde bakın. Peki buradaki işlemler nedir? Ne işe yarar burası? Burası normal tip profili kapattığınızda süpürme işlemine yön tayin edebilirsiniz. Ne demek bu? Şimdi şöyle ki buraya geliyorum. Bakın Z ekseni yönünde uzat bunu dediğimde Z'de uzatamam diyor. Y'de uzat dediğimde bakın Y ekseni bu olmuş oluyor. Şu yöndeki eksen. Bunu nasıl tanımlıyorum? Nasıl biliyorum böyle olduğunu? Şuradan biliyorum. Insert eksi sistem deyip OK dediğimde bakın buraya X, Y, Z'i atacaktır. Şimdi daha net anlayacaksınız. Tekrar giriyorum komuta. Diyorum ki benim skecim bu. İşte sen buna kalınlık ver. 20 sağ, 20 sola olsun. Ve hangi yönde olsun? Y yönünde olsun dediğimde Y yönünde süpürme işlemi yapar. Peki ben farklı yöne tanımlayabilir miyim? Evet, bunu da yapabilirim. Bakın şu kumpası böyle artı çıkacak şekilde çıktığı zaman solla tutun. Buraya getirin arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bu şuradan tutup bakın kavun içi yandı. Kavun içi yanan yerden tutup böyle aşağı doğru çeviriyorum. Bu da tamam herhalde. Buraya gelip kumpas direction dersem bakın W uzantısına paralel bir şekilde katıyı oluşturacaktır arkadaşlar. Bu da hani buradan farklı yönlere süpürme yapabildiğimizi anlatmak için bunları anlatıyorum size. Burası çok hani planeler, eksenler biraz karışmış gibi oldu. Umarım çok kafanız karışmamıştır. Şimdi burada create line var. Bir tane line çizgi yön tayin edip o çizgiye göre de uzatabilirsiniz. Bunu yüzey komutları arasında size gösteresem daha iyi olacak. Kafanız karışmasın. Bir de create plane var. İşte şu plane'e dik bir şekilde katımı oluştur dediğimde zaten normali de böyleydi biliyorsunuz. Evet, buradan da yön tayin edebiliyoruz arkadaşlar şu kısmı. O yüzden kullanıyoruz. Peki bu merge ends kaldı. Bunu da anlatayım. Bu nedir? Şöyle ki ben yaptığım her şeyi siliyorum. Şöyle sildim. Bunları da sildim arkadaşlar. Evet, ne kaldı? İskecim kaldı. Bunu da sileyim çok. Ve sade bir ortam oluşturalım. Kafanız çok karışmasın. Bunu alıp şuradaki eksenin üzerine koyduğunuzda bu direğe buraya gelmesi gerektiği konuma gelir. Ekseni de hallederim. İsterseniz bu kalsın. Şöyle bir katı çizelim arkadaşlar. Şöyle ben bir kare çizeyim. Şu şekilde. Evet. İçine de yine bir kare çiziyorum. Bu şekilde. Ve bunu 200 milim olacak şekilde yükseklik veriyorum. Sonra altını kapatacağım. Kapatayım arkadaşlar altında. Sketch düştüm yine. Şu kareleri, çizgileri seçerek CTRL tuşuna basılı olarak project yapıyorum. Biliyorsunuz sketch'te görmüştük project'i. Evet, buradan da çıktım. Basit bir şekilde kalınlık verdim içeriye doğru. Dışarı da olur, fark etmez. Evet. Şimdi yine bu düzleme sketch düşüyorum. Evet, şöyle bir çizgi çizeyim. Duvarlarla birleşmeyen bir çizgi çizmiş olayım. Evet. Evet, şimdi yine katı ikonuna giriyorum. Tik vermiş olalım. 20-20 yapalım. Evet, şimdi bakın burada up to plane seçeceğim. Bu plane'e kadar süpür diyeceğim. Evet. Şimdi buraya kadar süpürme işlemi yaptı. Fakat duvarlara kadar çizgiyi çizmediğim için duvarlara kadar birleştirme işlemi olmadı değil mi arkadaşlar? Bakın burası açık kaldı, burası da açık kaldı. Peki ben birleştirmek için ne yapmam gerekiyor? Ya skece tekrar girip bu skeci sağa sola uzatmam ya da burada merge ends ikonunu işaretlemem gerekiyor. İşaretlediğimde bakın bunlar sağa sola otomatikman uzatır. Ara boşlukları kapatır. Ve bu şekilde duvara da bağlamış olur arkadaşlar. Bu ikonumuz da ona yarıyor. Hani feder yaparken bir katının içine bu ikonu kullanabilirsiniz.
feder yaparken nasıl yaptığımızı daha pratik bir şekilde ilerleyen derslerimizde göstermeye çalışırım. Evet, umarım pet ikonumuz, pet komutumuz anlaşılmıştır. Bu komutu biz çok sık kullanacağız. O yüzden bu konuyla ilgili denemeler yapın. Burada açık olan bir create line konumuz kaldı. Onu da geometric anlatırken size anlatacağım. Çünkü geometrical'ın konusu bu. Yani geometrical derken genel tip shape design'ın konusu. Yüzey komutu create line. O yüzden şu an buraya girip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ana hatlarıyla pet bu şekilde denemeler yapabilirsiniz. Bu komutu dediğim gibi çok kullanacağız. Muhakkak bu konuyu pekiştirin arkadaşlar. Arka arkaya denemeler yapıp. Evet, pet ikonunu bu dersimizde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki menümüzde, bir sonraki dersimizde şu iki ikonla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Selamlar ve saygılar.